içindeki Narin'i arama çalışmalarında 2 haftayı geride bıraktık. 15 gün oldu. Hala küçük kıza dair herhangi bir iz yok. Ne olmuştu? Soruşturmada son olarak şüpheler üzerine küçük kızın amcası tutuklanmıştı. Şimdi yeni bir bilgi var mı yok mu? Çalışmalarda son durum ne? Rabia Azra Sözcü karşımızda. Hemen çalışmalardaki son durumla başlayalım. Az önce hemen Tavşantepe Köyü girişinde bir mezarlık görüyorsunuz. Burası hem ekiplerin trafik kontrol noktası hem de hemen sol tarafında bir mezarlık var. İşte ekipler an itibariyle yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıklarda bir arama yapıyor, çalışma yapıyor. Tabii personellerin suratını da çok göstermeden aşağıya doğru ilerleyelim Alperen. Çünkü aşağıya doğru da gittiler. Ekipler burada bir yeraltı görüntüleme cihazıyla arama yaptılar dakikalar önce. Tabii çalışmalar devam ediyor yine Tavşantepe Köyü'nde. 2000'e yakın personelle birlikte çalışmaların devam ettiğini söylemiştik sizlere. Dün mahallenin çevresi 8 kez taranarak yine bir narinden iz arandı. Ancak ne yazık ki bulunamadı. Ekipler hala çalışmalarını 15. günde de devam ediyor. Tam yarım ay oldu bugün 15. gün. Bak şurada hemen Alperen gösterelim bak. Ağaçların hemen o arasında. Şu an ekiplerin çalışması devam ediyor. Biraz önce de bu mezarlığın ön tarafında bir çalışma yapıldı. Şimdi de arka tarafında yeraltı görüntüleme cihazlarıyla narinden bir iz aranmaya devam ediyor. 31 Ağustos'ta amca gözaltına alınmıştı. Hem de Tavşantepe mahalle muhtarıydı kendisi. 3 gün gözaltında kalmıştı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandı. JASAT timleriyle birlikte o 3 günlük sürenin gözaltı süresinin ardından adeta bir etten duvar örülerek 2 gün önce Diyarbakır Adliyesi'ne saat 11 civarında getirildi. Tabii burada 4 saat adliyede ifade verdi savcıya. Ve savcı hem çelişkili ifadeler verdi hem de bir yandan da görüntüleri sizlere aktaralım tabii. Hem ifade verdi hem savcı hem çelişkili ifadeler vermesi hem de amcanın aracında Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA'larla eşleşmesinden ötürü tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk etmişti amcayı. Ve amca orada da mahkemede de yaklaşık bir 2 saat zaman harcadı ve sonra mahkeme kasten öldürme ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçuyla amcayı tutuklamıştı. Sizlere an be an aktarmıştık. Tabii tutuklama kararı sonrasında amcanın avukatı Alperen, hem kontrol noktasına doğru da gidelim aşağıya doğru. Tabii ekiplerin çalışmaları da yine devam ediyor mezarlığın içerisinde. Burada amcanın avukatını da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için itiraz edeceklerini söylemişti. Ve dün karara itiraz edildi, onu da söyleyelim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları var. İlerlerken onlardan da bahsedelim size. Çünkü kasten öldürme suçunun gerçekleşmiş, yani kasten öldürme kararı verildiği için hani herkes şu soruyu sordu. Peki Narin'in cesedi nerede? Narin'in cesedi mi bulundu o zaman? Öldü mü yani? Öldürüldü mü? Bu sorular soruluyordu. İşte bunun için de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama yapıldı ve Yılmaz Tunç dedi ki Yargıtay'ın emsal kararları var bu yönde. Biraz daha ilerleyelim Alperen. Mezarlığı görecek şekilde ilerleyelim. Yargıtay'ın emsal kararları var dedi. Sağ salim bulunduğunda Narin kızımız kasten öldürme suçu zaten düşmüş olacak, gerçekleşmemiş olacak dedi. Sadece kişi hürriyetinden yoksun bırakma kararı değerlendirir mahkeme o süre zarfında dedi. Ama Yargıtay'ın emsal kararları var. Tutuklama bir tedbir amaçlıdır dedi. Bakın şu anda da Alperen Ulukuş'un kadrajına yansıyor. Jandarma ekipleri bir an olsun tedbiri elden bırakmıyor bu noktada. Gelen araçların, giden araçların plakalarını alıyor. Plaka tanımlama sistemiyle sorgulatıyor. GBT sorguları da yapıyor. Kimlik bilgileri alınıyor hem gelen sürücülerin ve yolcuların. Bu noktada ilk günden itibaren her aracı kontrol ediyorlar. Onu söyleyebilirim. Tabii köyün giriş ve 4 tane giriş ve çıkışı var. Her yerde de jandarma ekipleri kontrolü sağlıyorlar. Devletin tüm imkanları buraya seferber olmuş durumda. Onu söyleyelim. Yine dakikalar önce ekranlarımıza getirdik. Hemen sol tarafımızdaki mezarlıkta yeraltı görüntüleme cihazlarıyla bir arama çalışması gerçekleştirildi. Tabii Narin'den bir iz arıyor ekipler. Dün de mahallenin çevresi 8 kez taranmıştı. Yine bugün de çalışmalarına devam ettiklerini söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.